Ben sana güvendim. Ben sana her şeyimi anlattım ya. Sen benim Ömer'i sevdiğimi biliyorsun. Adnan'a evet diyeceğim, nasıl düşünürsün ya? Bir tanem, ben bitmiş bir şeyin seni nasıl yaraladığını, nasıl zedelediğini de gördüm ama. Ya Adnan'la olacaksın diye bir şey yok. Neden beni suçluyorsun? Anlamıyorum. Neden diye soruyor musun bir de? Ya bir de neden diye soruyor musun bana utanmadan ya? Funda, babama engel olabilirdim. Benim buna evet demeyeceğimi biliyordun, istemeyeceğimi biliyordun. Ya ben üniversite için çabalarken, ya senin bana yardım ettiğini düşünürken sen neler yapmışsın? Ya ne planlar kurmuşsun sen? Ne tamam güzelim işte, ben senin geleceğini düşündüm. Ya neyin geleceğinden bahsediyorsun sen? Babam da sen de kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Oha be, sonunda anladın. Keremciğim, bak sen de iyice kızı kışkırtıyorsun, iyice aramızı bozacaksın. Lütfen hayatım, yapma böyle bir şey. Siz ne zaman dost oldunuz ki? Ha? Tamam ben yok, tartışamıyorum ben sizinle. Ben sadece senin geleceğini düşündüm. Sadece iyiliğini düşündüm Defne. Ömer'le seni ben ayırmadım ya. Ama Adnan'ı peşime sen taktın. Adnan'ın İstanbul'a gelmesi, sürekli peşimizde gezmesi. Bunların hepsi tesadüf değil herhalde. Bunları sen planladın. Senin oyunundu bunlar, değil mi? Defne, iyice çıldırdın. İyice çıldırdın. Ne alakası var hayatım? Ne alakası var? Yani sanki Adnan olmasa bir başkası olmayacak mı? Hayatında biri olmayacak mı? Adnan sanki iyi bir adaymış gibi geldi bize. Bak tekrar ediyorum, sana soralım diye toplanıyoruz biz bu gece. Art niyet arama hayatım. Ben Ömer'i seviyorum, anladın mı? Bak ben Ömer'i seviyorum. Adnan da Adnan'ın bana sütü